Karadoğu tarzında şey biraz çekildi. Malumunuz üzere 24 Ocak 6.8 şiddetindeki Elazığ depreminden sonra Ağın İlköğretim Okulu'nda da ağır hasar alınmıştı. Burada yıkım esnasında belediye ekiplerimiz tarafından tespit edilen 81 adet yağ bulunmuştu. Marshall yardım olarak halk arasında bilinen ve kayıtlarımızda devletin kayıtlarında da bulunan Marshall yardımı, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Marshall yardımının yağlarıydı bunlar. Biz bunları İl Tarım Müdürlüğü'ne gönderdik, teslim ettik tamamını. Akabinde bakanlıktan analiz raporları yapılıp siz kıymetli hemşerilerimize tüm Türkiye'de yaşayan duyarlı gıdayla ilgilenen bütün insanlık adına çok önemli bir analiz raporu olduğundan dolayı bugün rapor sonucunu arz etmek hasıl oldu. Temmuz'un 10'unda yapılan analiz raporuna göre yağlarda herhangi bir sıkıntı olmadığı ancak ağır metal bulunduğu şeklinde bir rapor ulaştı elimize. Şöyle arz edeyim tabii. Bunu da aynen okuyorum. İl Tarım Müdürlüğü'nden bize yazılan yazımız. İlgili yazınıza istinaden 24 Ocak 2020 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem sonucunda ağır hasar gören Abdullah Lütfi İlkokulu çatısında tespit edilen ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından ülkemize Marshall yardımı olarak gönderildiği iddia edilen ve gerekli analizlerin yapılması amacıyla il müdürlüğümüze teslim edilmiş olan yağların yapılan analizleri değerlendirilmesinde bir kısmının bitkisel yağ olduğu, bir kısmının süt yağı harici yağ ihtiva eden hayvansal yağlar olduğu ve yağların ağır metal yönünden kurşun özellikle kurşun uygun olmadığı tespit edilmiştir. İl müdürlüğümüzde bulunan yağların tarafınızdan teslim alınması hususu diye İl Tarım Müdürümüz Turan Bey bize yazısını yazmış. Hasıl oluyor ki bir 50 sene süreçte yağlar çatıda kaldığından dolayı anlaşılan o, rapordan çıkan o. İşte kutuların metal yapıldığından dolayı, metalden dolayı 50 yılda tabii güneşte çatı arasında kaldığından dolayı bu şekilde bir kurşun tespit edilmiş. Bunun haricinde herhangi bir tespitte bulunmamıştır.